أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Şerefli müminler, Bakara suresi 228 numaralı ayetimize geldik. Allah'ımız وَالْمُطَلَّقَاتُ Boşanan kadınlar يَتَرَبَّصْنَ Beklerler بِاَنْفُسِهِنَّ Kendi kendilerine beklerler ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ Üç adet süresi beklerler. Ayet böyle. Bu ayetten önce de وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ Eğer boşanmaya karar vermişlerse demişti. Karı koca artık boşanmaya karar vermişler. Bir Müslüman kadın boşandığında üç adet müddeti beklemek durumundadır. Sebebi ne bunun? Niye? Hemen evlensin veya artık moda oldu ya, bir takım kadınlar bugün evliyken oynaş tutmaya başladılar. Televizyonlarda görüyorsunuz. Kadın evli, adam evli, aman yarabbim. Allah sonumuzu hayır eylesin. Artık bırakın boşanmayı falan. Boşanmadan neymiş? Çok seviyormuş da, beğeniyormuş da. Böyle saçma saçma şeyler. Çünkü yıllarca insanlara sevginin kutsallığından bahsettiler. Seviyorsan her şey mübah. Her şey helal sana. Gibi böyle bir yanlış akide, inanç milletin başına, aklına koydular. İnsanlarımızla eğer seviyorsan her haltı yiyebilirsin gibi algılamaya başladı ve yıllarca yapılan bu çalışmalar semeresini verdi. Tekrar ediyorum, İslam'a göre boşanan bir kadın üç adet müddeti bekler. Tabii bu konuda mezheplerimizin farklı görüşleri var, o detaya girmiyorum. Niye beklemesi lazım bir kadın boşandıktan sonra? Yani neden 3 ay evlenemez? Sebebi ne? وَلَا يَحِلُّ Boşanan kadınlara helal olmaz. يَحِلُّ لَهُنَّ Kendilerine, o kadınlara helal olmaz. Ney helal olmaz? En yektum ne gizlemeleri. Neyi gizlemeleri? Ma halakallah. Allah'ın yarattığı şeyi gizlemeleri. Nerede yarattığı? Fi arhamihinne. Kadınların rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri helal olmaz. Neden 3 ay bekle diyor İslam? Sebep? 3 ay beklemelerini istemesinin sebebi, şayet boşanmış olduğu adamdan hamile ise, hamileliği iyice ortaya çıksın diye kadına diyor ki, önce bekle bakayım, önce evlenme. Yani onu tespit etmek istiyor. Ama hocam artık günümüzde her şey kolay, geç o ayakları. Sade o değil. Sadece kadının hamile olup olmadığını bilmek meselesi değil. Ya bir de öyle durumlar oluyor ki bazen kadın pişman oluyor. Yanlış yapıyorum diyor. Tekrar kocama geri dönüyor. Veya adam pişman oluyor. Hanımıma geri dönüyor. Bundan dolayı Müslümanca boşamak seni 3'ten 9'a boşadım demekle olmuyor. Bu İslami bir boşama tarzı değil. Şart olsun boşadım, bilmem ne olsun boşadım, böyle değil.
Müslümanca boşamak, Müslüman erkek hanımını bir talakla boşayacak. Üzerinden bir ay geçecek. Ne kadar geçecekmiş? Bir ay. Yalnız boşama sözünü de hanımı hayızlıyken, ay haliyken söylemeyecek. Yani bir araya gelmeleri mümkün olduğu zamanlar içerisinde boşadığını ifade edecek. Hala boşanmaya kararlılar, ikinci ay geçecek. İkinci boşama hakkını da ikinci ayda kullanacak. Hala boşanma konusunda kararlı, üç talakın, üç boşanma hakkının üçünü de üç ayrı ayda kullanmış olacak. Neden? İslam'ın amacı burada acaba hala aileyi kurtarma imkanı olur mu? Belki kadın pişman olur, belki erkek pişman olur. Olur ya, bu zaman içerisinde dönebilirler. Mantığı ile üç hakkını birden boşa kenara çekil demiyor. Müslümanca boşamanın adı bu. Boşanırken de diyor ki İslam güzellikle boşanın. İşte bir adamın kaç ayar Müslüman olduğu böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Boşanırken sana ben gösteririm, sana hayatı zindan edeceğim, sana zehir edeceğim, çocukları sana düşman edeceğim. Ne rezillikler, ne rezillikler. Hani sen Müslümandın, Müslümanlığın kalitesi kıldığın namazla belli değil ki, yaptığın hayırla değil ki, bunlar kolay şeyler. Ne kadar kaliteli adam olduğun, Müslüman olduğun, boşanma esnasında belli olacak. Boşanırken adam her tarafı yıkıyor, yakıyor. Kimsenin yüzüne bakacak insan daha hal bırakmıyor. Kadın tarafı da öyle, erkek tarafı da. Hani evlenirken bu olmazsa ölürdün, ne oldu şimdi? Onun için Rabbimiz وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Aranızdaki iyilikleri unutmayın boşanırken der. Onları göz önünde bulundurarak, yarın yine yüz yüze bakacağınızı hesap ederek, çocuklarınız var, ister istemez bir şekilde bir araya geleceğinizi düşünerek birbirinizle boşanın. İslam ne demekti Müslümanlar? İslam camide telefonla zikir çekmek değil. Hoca konuşurken telefona bakmak değil İslam. Ya İslam eşittir sadece iyilik. Tekrar ediyorum. Sadece iyilik İslam. Evet, zor durumda da iyilik. Kötülük yapana da iyilik. Boşanırken de iyilik. Bunu yapabiliyorsan sen Müslümansın. İyi Müslümansın yani. Onun için bak ne dedi? Boşanacak kadınlar 3 ay kendi kendilerine iddet müddeti beklerler. O 3 ay içerisinde evlenme girişimlerinde bulunmazlar. İki tane sebep söylüyoruz. Bir, kadın şayet boşanacağı kocasından hamile ise, İslam'ın üzerinde çok durduğu, önem verdiği nesep konusu. Annesi, babası kimin, kimdense, kimden çocuğun olduğunun ortaya çıkması, netleşmesi. Müslüman toplumuz Türkiye olarak, televizyondaki rezillikleri duyuyorsunuz. Çocuğun kimden olduğu belli değil. Hangi adamdan olduğu belli değil. Hani bir erkeğe İslam gelirse 4 kadın verecekmiş. Ruhu şad olsun, Erbakan hocam aleyhinde böyle yıllarca propaganda yapıldı. Sanki Erbakan'ın kanunu da. O iktidara gelseymiş herkese 4 karı verecekmiş. Böyle saçma sapan şeyler ile aleyhte propaganda yaptılar o zaman. Pek çok Müslüman da buna kandı. Oysa ki Kur'an'da bir ruhsat. Farz değil, vacip değil, sünnet de değil ha çok evlenmek. Ruhsat, ruhsat. Allah'ımız 4'e kadar izin veriyor.
Ancak cümleyi şöyle tamamlıyor. Diyor ki kullarım, siz diyor bilirseniz bir eşli kalmanız daha hayırlıdır. Bak kullarım, ben sizi biliyorum. Sizin ben ruhunuzu biliyorum. Sizin cibilliyetinizi biliyorum. Çünkü sizi ben yarattım. Size böyle bir kapı aralıyorum ama bir hanımla evli kalmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah'ımız cümleyi böyle bitiriyor. Böyle aleyhte propaganda yapan adamların gördünüz değil mi? Çocukları sonradan ortaya çıktı. Çocuk babasını arıyor. Benim babam diyor hangi adam? Kadın o kadar kişiyle yatmış kalkmış ki İslam'a düşmanlık yapan adamları, sanatçı diye böyle yıldızlaştırdıkları adamlardan bahsediyorum. Toplumun kafasını bulandırsın diye böyle çakal adamları hep yıldız olarak önümüze koydular. Hep onlar İslam aleyhinde oldular. Bütün filmlerinde İslam'ı kötülediler. Şu Yeşilçam filmleri içerisinde ki ben çok bakarım, çok beğenirim o filmlerin renklerini, o günlerin güzelliklerini. Ama bakıyorsunuz içinde işledikleri konu hep İslam düşmanlığı. Hocalar hep böyle çirkin suratlı, pis suratlı, ırz düşmanı, çakal, namussuz, görgüsüz adamlar olarak lanse edilir. Bir tane Yeşilçam filminde çakal bir papaz gösterilmez. Namussuz bir papaz yoktur. İlginç değil mi? Bir ara merak ettim. Bu, ben kendim sanatla ilgilendiğim için. 96 tane bestem var benim. Okuduğum 12 tane albümüm var. Biraz müzikten anlarım yani. Allah'ın izniyle. Çevirdiğim kaç tane klibim var. 12 sene televizyon programı yapmışım. Yani o alandan biraz şeyim var, bilgim. Merak ettim. Türkiye'deki televizyon tarihini araştırdım bir ara. Bir de yazı yazdım, duruyor bilgisayarımda. Türkiye'de ilk film 1930'lu yıllarda çekilmiş. İlk film. 1800'lü yıllarda kayıtlar var da ama film olarak. O zamanlar bir tane kadın arıyorlar, kadın oyuncu. Gazetelere ilan vermişler, kadın oyuncu ya. Hiç müracaat yok. Çarşaflı bir kadın müracaat ediyor, ben oynarım diye. O da Ermeni bir kadın. Onlar da çarşaflı o gün ha. Bir bakıyorsunuz, film sektöründekilerin çoğu ya dönmez, sabateist, ya Ermeni, yani içlerinde Türk diyeceğiniz, Müslüman diyeceğiniz neredeyse hiç yok. Hem de o adamlar hep melek olarak lanse ettiler, önümüze koydular. En güzel insanları tasvir ettiler onlar üzerinden. İlginç. Yani şöyle bir bakın, çok sevdiğimiz, duvarlara resimlerini yapıştırdığımız kartpostallara konu olan, adına sanatçı denen adamlara bir bak. Çok meşhur bir şarkıcı, 80 yaşlarında şu anda, kadın. Hani bilmem kim olmasaydı adınız Yorgo olurdu diyenler var ya. Kız kardeşinin röportajını dinledim. Boynunda haç var. Adı da Yunan ismi. Hani biz Yorgo oluyorduk. Aha Yorgolar, yıldız bugün. Yani ne oyunlar ne oyunlar. Nereden getirdik konuyu? Neden kadın boşandıktan sonra 3 ay evlenmemeli? 1. Nesep belli olsun. Hamile ise kimden olduğu ortaya çıksın. İslam'ın gözünü seveyim. Her tarafta dürüst. Sahtekarlık yok. 2. Ayetin devamında bunu anlayacağız. Olur ya kadın pişman olur. Erkek de pişman olur. Ya ben yanlış yapıyorum der. Hanımına geri dönerse. 3 ay diyor kadın beklesin. Ne güzel ya Rab. 3 yıl sonra boşanmış kimselerin tekrar birleştiğine şahit oldum ben Almanya'da. 3 sene sonra
Boşanmışlar ama yıllar sonra biz yanlış yaptık demişler. Aslında birbirlerini yerken, birbirlerini hayatı zehir ederken, evliyken ne kadar meğer birbirlerine muhtaç olduklarını, hayatı aslında ne kadar birbirlerine kolaylaştırdıklarını, bir vazife bölüşümü olduğunu anlıyorlar. Ama yalnız kalınca, bütün yük sırtlarına binince bunu anlıyorlar. 3 yıl sonra tekrar geri birleşiyorlar. Müslüman hanımlara hamile olup olmadıklarını gizlemeleri helal olmaz. İn kun ne yu'minne billahi vel yevmil ahir. Eğer o kadınlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, 3 ay beklesinler, olur ya, hamile ise şayet bunlar hamilelikleri ortaya çıksın da onlardan meydana gelecek yavruların annesi babası belli olsun. Şu güzelliğe bak. Ben Almanya'da okudum ilk orta liseyi. Sınıfımızda 28 kişiydik. 3-4 çocuğun annesi belliydi. Babası belliydi. Gerisi ya annesi belli değil ya babası belli değil. Alman toplumu ha. Yani öyle veliler toplantısı olacak, annesiyle babasıyla gelen talebe yoktu. Onun için değerlerimizin gözünü seveyim. Ne kadar zor da olsa, sıkıntılar da olsa bizim insanlarımız aile kurumuna çok önem veriyor. Ama gelin görün ki bugün en çok elimizden alınmak istenilen baştaki kurumlarımızdan aile kurumumuz geliyor. Cenab-ı Hak bu necip milletin bu değerini muhafaza eylesin. وَبُعُولَتُهُنَّ Kocaları da ehakku, daha hak sahibidirler. Niye? بِرَدِّهِنَّ Onları geri almaya. Bak niye 3 ay bekle dedi. Kadın yanlış yapıyormuşum ben dedi. Boşanmayayım ya. Çocuğumuz da olacak. Bak önceki kocası o hanımı almaya daha hak sahibidir. İn aradu islaha. Şart çok ilginç. Eğer o kocanın ve hanımın tekrar birleşme gibi samimi bir niyetleri varsa, kimisi de şeytanlığına birleşiyor. Ben sana diyor gösteririm. Veya para vermemek için veya bir sürü böyle hep tuhaf tuhaf şeyler. Müslüman insan böyle ucuz hesaplar peşinde olmaz. Allah için. Aklını başına almış, pişman olmuş. Demiş ki ya biz ne yapıyoruz? Tekrar hanımına dönmek istemiş veya hanımı dönmek istemiş. Elhamdülillah. Bak neden 3 ay beklesin dedi Kur'an'ımız, Allah'ımız. Bir, hamile ise çocuğun nesebi belli olsun, babası bilinsin. 2, pişman olurlarsa o müddet içerisinde bir düşünme payı verdi İslam. Onun için böyle paldır küldür haydi boşanın demedi. Müslümanca boşanmak ne kadar sürer dedim? 3 ay Müslümanlar. Devam ediyoruz. Velehunne kadınlara vardır kadınların mislu aynı hakları vardır. Ellezî aleyhinne üzerlerindeki bil ma'ruf meşru hak gibi. Türkçesi ne demek bunun? Kocalarının onlar üzerinde örfe uygun olan hakları gibi, çok önemli burası. Erkeğin ne kadar hakkı varsa ama örfe uygun. Adetler neyse orada adete başvuruyor İslam. Örfe başvuruyor. Erkeklerin hangi hakları varsa kadınların da örfün belirlediği hakları vardır dedi. Öyle tek taraflı değil. Yani erkil dediğimiz erkek ağırlıklı bir karar mekanizması değil. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً Fakat erkekler için onların üzerine bir derece, parantez içerisinde bir üstünlük vardır. Burada erkek üstündür demiyor, öyle anlamayın. Ya erkeğin güçlü olduğu noktalar vardır. Bir kere tartışmasız evde baskın karakter diyorlar. Doğru. Baskın karakter. Bağışlayın ifademi. Anlaşılsın diye böyle bir cümle kullanıyorum.
hayvanlar aleminde bile baskın bir lider var. Yoksa lider olamıyor. Evde de birisi hop demesi gerek. Bu da babadır, bu da erkektir. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Hop diyecek varlık işte. Allah'ımız erkeği ona göre tecihiz etmiş, ona göre yaratmış. Çocuklar bazen şöyle babanın bakışından anlaması lazım. Ama bugün çocuk eğitiminde çok kötüyüz, haberiniz olsun. Kimse çocuğuna bir şey demiyor. Böyle bir şey olmaz ya. Evladım adam gibi otur, toplan bakayım. Bunu baba diyebilmesi lazım, demesi lazım. Talebe okutuyorum, çocuk karşımda böyle yatıyor. Onu mutlaka evde de yapıyor çocuk. Oğlum sen ne yapıyorsun? Deden yaşında adam lan. Toplan bakayım pis herif. Bunu demek yani onun iyiliği için. Yanlış mı? Yani çocukların dokunulmazlığı var. Böyle bir şey yok. Erkeğin gücü burada lazım. Onu demek istiyorum. Höt demek için lazım. Edeplenmesi için lazım. O kediler bile yavruları nasıl böyle eğitiyorlar gördünüz mü hiç siz? Hiç izlediniz mi? Kediler ha. Yani dizayn olması için, öğrenmesi için affı yok. Öyle bir ona ders veriyor ki yeri geldiğinde وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهِ Burada erkekler baskındır anlamında. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah azizdir, çok güçlüdür diyor burada Cenab-ı Hak. Müthiş. Hakimun hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbimizin ayetlerini en güzel bir şekilde anlayabilmeyi, onu özümseyebilmeyi, sindirebilmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Amin. Günümüz hayırlı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.